Selamlar. Merhaba, Eşim canım. geldi şimdi, balık getirdi. Aha. Nereden deseyim? Sarıyer. Sarıyer'den. Aha. Oh. Büyük tepsi var şeydi de ben gittim aldım. Yavrum, bu gençler elini tamam da büyük tepsi. Dur şunu alalım. Her taraf batmasın diye buz koydum. İyi koydu. Ki de batmadı o. Kapıyı buz doldurduk. Bir tanecik bunun. Aa, kalamak değil mi? Arkadaşlar taze. Sabah çıkan balık. Balığa gel, eyvah, kayıyorlar. Bir tepsi getireyim. İki kasa aldım, iki kasa. Kızlar çözdün onlar. Bir kaşınırma. Daralmışım. Dur lan. Hoş bulduk. Başka ol, bana değil. Hüseyin ne haber Hüseyin? Ekmeği aldım, ona vereyim. Bu danaya bak ya. Hüseyin ne haber Hüseyin? Ağzından kaçtık abi. Hüseyin mi yapayım? Öldürmen gerekiyor bu Hüseyin. Fatihciğim hoş geldin ya. Hadi böyle. Teşekkür ederim. Yengeciğim. Bizim ailenin en akıllı... Bedelli. Ne yapayım abi? Nerede Ferah? Geldim öyle... Geldim öyle alacağım. Tepsirli dedi. Ferah. Ben söyleyemeyeceğim benim abi. Arkadan deşifre etme beni. Ne var karıştırdım. Tabii şahsım ismini vermeyelim bak. Öyle ya. Diyorum. Sen böyle korkarsın. Adam yapamaz böyle. Yoksa evde böyle korkarsın. Allah Allah. Bütün balık. Ben ilk defa bütün balık. Hüseyin kızar peyniri ama. Saygılar abi. Hüseyin'i de böyle kızartıyorduk. İçi kızarmış mı? Çalışalım. Emre'nin şahsı yapıyorduk. Ama sen balıkçısın. Neredeyim babam? Gene siniye koydum mecburen. Kalabalık kız. Şöyle ortada kalacak. O servis yapıyor. Ellerinle besle. Ellerinle koy ellerinle. Tamam. Bes. Ekstra koy. Ben piçmiyorum. Koyayım mı oğlum? O fark. Bir attım. Ayıklar mısın? Ayıklayayım sana. Elif'in kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Senin balonuna bak. Elif. Heh, seninkine bak. He? Evet. Anladım. Diyorum kimse kimse bilinçsiz yakarışık konuda Elif'in kısmetine bak. Ama onu düzeltiriz yani. Herkes sabah bak diye ver. Aa, benim kısmetim o lütfen. Elif iki tane yiyecek. Hayır o anne değil. Benim kısmetim o. Bak küçük kaldı. Bana bak. Bak yine karıştırırsan nasıl oluyor görüyor musun? Bana ver bana. Bak nasıl? Bu benim annemi. Annem de benim. Hüseyin yazın. Ben yiyeyim. Bana yiyeceğim. Ben de şunu alayım. Yemin ederim. Yine de kıyamadı. Benim çift porsiyon ya. Ne oldu? Gözünüze ufak mı geldi? Amcama, bu benim annem. Zaten mi daha Hüseyin? Zaten mi var? Aa, Eli. Pardon. Getireyim. Şimdi ben Eli'ye ayıklayayım, sen ayıklar mısın? Ayıklar. Ben bilmem. Nasıl ben bilmem? Ben bilmem. Sen ayıklar. Ayıklar. Aşkını gelsen ayıklar. Allah Allah. Şöyle aç ve ufak ufak ufak. Kamera açık Ayla. Tamam. Babanla kamerayı kaçtın. Benim pardon burada indiriyor. Bak bana indirdi kadına. Ha. Ben de öyle. Dün bir ay öncesine kadar. Yemin ederim bana kilo aldırdı, tartınmak istemiyorum. Yok yani. Tartınmak istemiyorum. Abicim diyor, karıma iyi bakın orada diyor. Evet. Allah razı olsun. Rabbim sofranızın bereketini versin. Ben ödeyemem. Bu sefer gerçekten haklarını ödeyemem. Bu sefer abi. Bu maaşını aldığından getirsin bana. Bu sefer çok başkaydı. Tam sahipsizdi. Tamamen sözü. Çok duygusal. Allah'ım çok duygusal. Ağlamak lazım. Yapma yapma. Yani. Kalbimizde. Hüseyin giderse sen de beni olursun. Sen, helal. Biz seni görmüyoruz ama. Sen bizim kalbimizde sizler. Bana sıkıntı yok. Görmesek de olur. Bak burada. Görmüyoruz zaten. Kaç aydır görüşmüyoruz yenge sen de?
Onda da görmedim ki ben geldim geleli. Evet doğru. Adaya gitti. Kaç pandemiden oldu? Beri bir kere camdan gördüydük değil mi? Böyle gelme ya. Olmadı Fatih. Hani gelmedi. Şey, yok geldi ya. Ama ben şey yoktum. Yapıyorum. Ben işteydim. Yüzük yapıyorduk yani kapıda. Kahve yaptık. En işinizi hatırlamayan benim, ben hatırladım. En son. Şimdi biz geçtik akşam soframıza. Hadi gel oğlum. Birazdan kahvelerimizi içeriz. Görüşmek üzere. Hadi yavrum. Ellerine sağlık canım. Şu mevsimi her tarafına damlatmış. Burası ekinlik adası. Arkadaşlar merhaba. Hemen burada koltukla çıktım karşınıza. Hakkı çok batırdı buraları. Şimdi ben de farmasiden bayağı olmuştu bu çok amaçlı temizleyiciyi aldım. Konsantre bu. Sulandırdım. 5 litreyi 25 milim yazıyor. Valla bir yerde görmedim ama. Şimdi koltuğa koydum biraz. Hani kirleri burada daha yoğun çünkü. Ayakla da basıyorlar. Büyük kız bile yapıyor benim. Artır mı bilmiyorum ama zaten koltuk yıpranmıştı biraz. Silmekten de oluyor. Çünkü hep elim genelde burada. Örtü de diktirmiştim, almıştım da. Burada çok şey sarı gözüküyor ama burada gün ışığına bakınca şurada bir var. Kuruyunca da belli oluyor. Şu an benim gözüme. Evet orada sarartı çıkıyor. Niye? Allah Allah. Benim gözlerde mi problem var? Belalım. Şimdi kurusun bakayım ben. Efendim. Hakkı. Evdeyim söyle. Birazdan. Birazdan. Bekle. Aslında bu konsantreyi de Allah Allah bu sarı niye gözüküyor gerçekten anlamış değilim. Böyle bakınca masmavi. Burada bazı yerlerde leke var. Çünkü sulandırmadan lekenin üstüne bakayım bir şey yapacağım. Evet. Aynen. Böyle fayda ediyor arkadaşlar lekelere. Aynen. Koltuk örtüsü kullanıyorum gördüğünüz gibi. Buna rağmen bakın lekeler oluyor. Kullanmama rağmen. Bir de kullanmasam demek ki eyvah eyvah. Eyvah diyorum.
Şimdi buradan camı da açacağım ben. İyice kurusun diye. Ama konsantre sürdüğüm yerlerde beyaz beyaz mı kalıyor? Kurusun iyice bakalım. Ben havluyla daha güzel arkadaşlar. Havlu bezelimdeki. Çocuklara beslenme örtüsü alırken ben bunu evde kullanayım dedim, kaldı. Beyaz sabun arkadaşlar bu ya. Gerçekten. Aynı beyaz kalıp sabun kokuyor. Hacı Şakir. Kesin beyaz sabundur bu. Çok amaçlı temizleyici dedikleri. Evet, sabun. Hiç farkı yok. Kokusu. Temizleyişi. Evet arkadaşlar, kurudu. Kuruyunca rengi gerçekten kendine geldi. Şimdi sereceğim örtüyü. Ah, buraları topluyorum arkadaşlar. Bunun örtüsünü serdim. Anne kapıyı açacaktı ya. Şu kimlerimi yıkamıştım. Geliyorum. Niye yazladın sepayı? Çünkü balkonda çıkamadım. Yazlıkta da öyle yiyorduk ya. Özlem. Mısır patlatacağım onları şimdi. Çocuklar mısır istedi arkadaşlar. Tencereyi biraz kızdırdım. Yağ koydum. Malzemem mısır patlatacağım. Çocukların vazgeçilmezi. Da koyacağım. Her taraf şey, balık kokuyor. Temizleyene kadar canım çıktı gerçekten. Şimdi kapağını kapatacağım. Kendime de bir kahve yapacağım. Türk kahvesi. Şu sese bayılıyorum. Küçükken kömür sobasının üstünde patlatırdık. Böyle emaye tenceremiz vardı bizim. Bir de bazen böyle gece patlatırdık. Işığı kapatırdık. Sobanın ışığına böyle bakardık. Yani mısır patlarken hoşumuza giderdi. Mısır. Şey koyardık sobanın üstüne. Mandalina kabuğu. Limon kabuğu. Hakkı. Mis gibi kokardı o mandalina kabukları. Ekmek kızartırdık üstünde. Ha, çilesi var mıydı sobanın? Vardı. Patlama sesi kesildi. Tamamdır. Şöyle popcorn mısır kapları almıştım çocuklara. Küçüklerini alsam olurmuş aslında. Büyük. Aynı ölçüde koyacağım onları hakkında. Şimdi film açacaklar. Film açarken yiyecekler. Hep ders olmaz. Hep sokak olmaz. Hep oyun olmaz. Ben belki çok mükemmel dört dörtlük bir anne olmayabilirim.
Yani plan program olarak. Hani böyle saatli de şu saatte efendim şunu yapıyoruz, bu saatte bunu yapıyoruz da diyemem. Biliyorsunuz işlerimiz bitmiyor. İş zaten bitmez, iş yaparım da ilgileneyim işte zaman yaratayım derseniz arkadaşlar çok beklersiniz. Kusura bakmayın, yanlış da anlamayın. Ama iş bitmez yani. İşte sabah. Şimdi bugün pazar zaten. Ders olduğu vakit ders. Akabinde hemen ödev yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü hazır taze bilgiler aklındayken ödevlerini versinler diye kendilerini ödev yaptırıyorum biraz. Ödevlerimiz bazen aslında çok geliyor demeyeceğim. Bizim çocuklara göre de çok. Çok geldiği zaman da öğretmenimiz sağ olsun, Erim'in öğretmeni hiç olmasa da en azından yaptığı kadar diyor mesela. Yani hiç yok elde, daha kötü. Ama en azından orada görünür, ortada bir şey görmek istiyor. Kadın haklı. Bizim çocuklarımız için yani. Oyun zamanı da oyun. Hakkı, ne oluyor? Oley! Hani filminiz nerede? Hı? Filminiz. Kaybolmuş. Kaybolmuş mu? Otur, ben getireceğim. Ben çıkacağım. Yok ya, ne çıkacağım? Sen otur. Ben senin yerini buldum oradan. Aman. Hatta orayı kafes yapacağım ben sana. Saksılara dikkat et başında. Film istemiyorsunuz mu? Dışarı mı bakacağınız? İstiyoruz. Azıcık Kral dışarı bakın isterseniz. Kral Şakir isteyeceğim. Tamam. Bak sen. Aha. Aha. Anne. Oo, Gaslam onulu. Döp döp. Babasının oğlu. Anne, ben senin tarafında mıyım, babamın mı? İkimizin tarafındasın. Ben annem. Niye oğlum? Aslınızı inkar etmeyen bizden değildir. Ne derler ona? Şey, aslına inkar eden bizden değildir. Seçir ben... ablamın, ay Seçir ablamın annesi var ya anne. Hı. O da Gaslam onuluymuş. Evet arkadaşlar, fasulye koyacağım düdüklüye şimdi. Hiç aklımda yokken yemek geldi aklıma. Şöyle yarım çay kaşığı mı diyeyim, bir çay kaşığı. Tenceremin lastiği bozulmuştu arkadaşlar. Bozulmuş derken hep böyle kenarlarından falan buhar çıkıyordu, su çıkıyordu. Almıyordu bir türlü havasını. Özlemli pazara çıktığımda kapak almıştık. Ne kadar verdim? Hatırlamıyorum ya. Sanırım 15 lira verdim. Küsuratları hatırlamıyorum. 15 lira. Hatta biraz hafif büyük geldi sanki buna ama şöyle sıkıştıra sıkıştıra, çünkü bunda da eskisi kadar sık yaşamıyorum. Kapaklar da yani tencere fiyatı gibi diyorlar. Şimdi hemen şu iki tıka alıyorum ben. Kapuska yapacağım arkadaşlar. Biz yani bizim köylerimizde, ben genelde böyle eski diyorum, köylerimizde diyorum. Çünkü ben hep böyle eski usul ağız tadım alışkın, elimiz daha yatkın. O yüzden hep o usulden gitmeye çalışıyorum. Öyle de alıştım yani. Farklı tatlar yapmayı seviyorum yani. Hep bakıp yaparım veya biri şunu dediğinde, ben şunu koyuyorum daha güzel oluyor dediğinde denerim mutlaka. Bir ufak tencerede de olsa denerim. Ondan sonra yapmaya devam ederim hoşuma giderse. Şimdi kırmızı biber bende yok. Aslında kurutulmuş kırmızı biber, böyle hafif acı. Güzel yakışır kapuskaya zaten yani, aslında o olması lazım ama bende hiç kurutulmuş biber kalmadı. Zeki'nin işte gelen kışlıklarında demiştim, Zeki'ye verir misin? Biraz yeşil biberlerden vermişti kurutma. Onu da birkaç tane atacağım. Bir de kurutulmuş domates vardı. Onu da hiç denemedim. Kurutulmuş domates de koyayım. Evet arkadaşlar. Açık bırakmışlar. Şimdi kameradan gördüm.
Öyle gözükmüyor. Şöyle bir kahvem vardı elimde. Büyük ihtimal birisi bana verdi bunu. Kahve içiyorum diye ama hiç hatırlamıyorum. Acaba görümcem mi verdi? Özlem mi? Özlem değil galiba ama. Galiba görümcem verdi bunu. Tarihini arıyorum. Allah Allah, tarihi yazmıyor ya. Ya da yemin önüne gitmiştim Arife'yle, o zaman aldım herhalde. Yakın tarihte geçti elime. Ama ben genelde Nescafe tükettiğim için kıyım içine. Ay bu kakao ya, ne kahvesi. Aa, kakao yazıyor koskocaman. Aa, buna benzer de bir kahve var ya, dibe kahvesi miydi neydi o? Aa, kakao arıyordum da ben. He? Bak kakao yapıyordum kendime. Kahve diye. Allah'ım ya Rabbim ya Resul Allah'ım. Aa, Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yiyorsun şimdi bırakırken? Görüyor musunuz? Kakao yapacaktım. Mehmet Efendi buldum. Şurada ham bir kahve getiriyorlar arkadaşlar. Bir eşimin arkadaşı var. Yemyeşil böyle kahve. Ham getiriyor adam. Orada kavuruyor kazanlarda. Böyle imalat yeri yani. Burada Balat'ta. Ondan sonra orada öğütüyor. Servis de ediyor tabii. Latte falan her çeşit yapıyor. Latte ben hiç sevmiyordum. Orada içtim, bayıldım. Eşim oradan alıyordu, taze çekilmiş. Ay ben hiç böyle terbiye yediğimi hatırlamam. Resmen oranın terbiyelerini yiyorum. Ama şu an aşırı şekilde canım kahve çekti ya. Bir de sürekli içmiyorum ya ben Türk kahvesi. Böyle genelde Nescafe içiyorum. Bakın gene atmayacak galiba. Pıs 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 yapıyor. Böyle kenarlardan çıkacak gibi korkuyorum da yanında durmaya. Ayrı. Bakın atmadım mesela. Şimdi kapayacağım bunu. Arkada beni ispiyonluyor. Annem diyor kahve yapacaktı. Az kakao koyacaktı diyor. Güneş burada da var. Ne? Ta ki atana kadar. Aşkım. Sevgilim. İstemiş nerede Hüseyin'den şarkıyı? Var. Nerede var? Dörenin yanında. Ben izin veriyor muyum yavrucuğum? O şeylere. Allah korusun, onlar hastalık yapıyormuş. Evet. Bak şimdi kahvemi de unutacağım hakkı sus. Çakmak nerede? Hayda. Bende var. Var mı? Gel ben çekeyim. Hı. Ne yapıyorsun? Kahve yapıyorum kendime. Kahve mi yapıyorsun kendine? Çok canım istedi. Zaten ben size içiyorum kahveleri. He? Ben de içiyorum kahveleri. Hiç durma şimdi, kakao yapacaktım kendime. İçer mi? Ya kahvelerim akşam gel de. O zaman içmezsin. Ne yapıyorsun? Elvan Buz para yapmış ya. Kime? Akya. Bir lira var sepette. Ben bir lira mı istiyorum? Ben izin vermiyorum slime'a. Niye bu kadar uzun sürdü ya? Ne? Kahve. Oh. Aman. Aman yıka ellerine. Bekle. Bekle bir saniye. Bakayım nasıl olacak. Bak. Bak şimdi. Bak bir yanda da düdüklü şey yapmaya başladı. He? İşe mi gidiyorsunuz? Oh, bol köpekli şansımı Hüseyin kaçırdın. Akşam acısını çıkartır bu valla. Malzeme almaya geldi herhalde baba. Oh İrem. Nasıl içerim şimdi? Siz zevkinizi yaptınız, ben de yapayım. Ben de bu kapaktan, bak yine atmadı. Ben bununla uğraşana kadar fasulye pişer. Şöyle bir bırakayım bakayım 5 dakika. Tam veriyor buhar buradan. Ne istiyorsunuz İrem? Bak gene bana geldiler. Yok olmadı gene. Ha şunu bir patlatacağım şimdi, yerine gelecek.
Vallahi kahvesiz yapamıyorum. İnanın yapamıyorum. Ses bir yerden çıkıyor ama neresinden çıkıyor acaba? Çok sinirlendim. Bir kere böyle vursam acaba diyorum. Var ya eski bir televizyonumuz vardı öyle bizim. Öyle yapardık yok. Böyle bir yanından patlatırdık. Bir kafasından patlatırdık. Yerine gelirdi o zaman. Kahveyi de içince sakinleşiyorum. Bari bitmesin. Arkadaşım yazmıştı bana yorum. Aynen öyle diye isimliydi sanırım. İsmi. Arkadaşlar adınızı da yazarsanız bazen aklımda kalıyor yani o kadar da değil. Mesela Samir arkadaşımızın ismi Mihriban. Yani hep o isimle geliyor ama ben söyledi adını mesela hatırlıyorum isimleri bazen. Aynen öyle. Şimdi söyleyeyim aynen öyle arkadaşım. Migros'ta bir kahve keşfetmiş. Elifçim diyor 10 liraya aldım hata dedi. Nescafe Gold'dan bile çok güzel yumuşak içimli dedi. Şimdi gördüm ya orada kahve yorumlu Hüseyin dedim. Bak şimdi dedim sizin orada Migros vardı. Vatan Caddesi'nde orası kapandı arkadaşlar. Burada Fatih'te oturanlar varsa arkadaşlar aranızda bilen varsa yazsın. Nerede Migros? Çok merak ettim yani alacağım oradan. Hiç Fatih'te bilmiyorum valla. Gerçi bana bakarsanız sorarsanız orada şu var diye ben gene bilemem ya. Fazla bakın çıkmıyorum yani o kadar. Ya şimdi hani pandemi diye değil. Normalde de hani böyle bir işimi hallederdim gelirdim. Yeşimle gezerdim. Hani öyle dikkat etmem pek. İstanbul yani hangi birini aklımda tutayım. Gittiğim belirli yerler var. İşte Vakiki'ydi. T-Shop'tu. Orayı da nadir gidiyorum. T-Shop'ta çok pahalı. Ondan sonra birkaç şeyinden de memnun kalmadım böyle oranın. Bir daha gitmedim. Hiç hatırlamıyorum Migros. Asıl Lüleburgaz'da Kipa vardı. Lüleburgaz'da Kipa. Kipa döneminde işte ben fabrikada çalışıyordum. O zaman telefonlarımızı vermiştik. Kipa'da böyle danışman yerine. Bizde bir milyon günleri oluyordu o zamana göre 1 milyondu. Yani 1 lira günleri. Telefonumuza mesaj geliyordu. Böyle dokunmatik telefon da yoktu o zaman. Tuşlu telefonlar. Cuma günleri mi oluyordu? Genelde cuma günlerine, perşembe günlerine denk geliyordu galiba. Ya perşembe ya cuma. Allah! Hemen arkadaşlara diyorduk ki arkadaşlar 1 milyon günü. Hemen biz eğer üstümüzde para yoksa ondan al para, bundan al para. Maaşı gelince vereceğiz. Ya eksi bakiyemiz olurdu mesela. Atıyorum eksi maaşınızı kullandım. Eksi 200 TL bakiyeniz oluyordu. Maaş geldi mi yattı mı o 200 TL çekiliyordu. Biz tabii evde kullanıyorduk onu. Ondan sonra genelde ben eksi bakiyeden hep alırdım. Onu ben hep 1 milyon günlerine bırakırdım. Yok sayardım o parayı. Fabrikadan bir çıkıyordu. Hurra arkadaşlarla 1 milyon günlerine. Neler olurdu neler. İşte Berke'ye böyle alırdım. Oyuncaklar ne oyuncaklar vardı 1 liraya oluyordu. Tas, tabak. Bazen tişört. Böyle tekleme tükleme tişörtler olurdu. O zaman da zayıftım ben. Ama neler oldu? 1 liraya ne tişörtler alıyordum. Herkes de söylemezdik böyle. O zaman demezdim. Nereden aldın? Şuradan aldım. Maksat onlar da gidip de bitmesin sanki koca market. Vallahi çok süperdi. Şeyleri de güzeldi yani. Hani o 1 milyon şeylerinden hariç. Çocuk o zaman oyun alanları da vardı oynamaya. Berke'yi falan bırakırdım mesela. Bir arkadaş başında olurdu. O da çocuğunu alırdı. Aslında iş çıkışı hemen gitmezdik yani bazen de. Çocuklarımızı alıp giderdik. Ondan sonra dondurma yerleri vardı orada. İşte balık yerleri vardı.
Hiç İstanbul'da rast gelmedim. Hiç duymadım aslında. Hiç yazmam lazım. Google amcaya. Nerede var diye. Evet. Hatta ablamla kendi ablamla çay içmiştik orada. Adam şimdi soruyor, ince belli bardakta mı? Ablam da şimdi köyde yaşıyor ya. Yani sürekli geliyor şey merkeze ama dediğim gibi yani belli yerlere giderdik. Böyle alışıldık yerlere. Oturduk. Biz de ince belli bardak dedik. Arkasından da galiba çayı içtikten sonra mı dondurma falan yedik bir şey. Allah. Tabii o zaman bir hesap geldi bizde. Şimdiki ne? 75 lira mı ne herhalde? Ama biz şok. İki çay, iki kişi. Neymiş efendim? Ama ince belli bardakmış. İşte bir dedi şey var, normal çay bardağı. Orada bile fiyat farkı yapıyorlar, bakar mısınız? Ablam tabii benim gibi şöyle bir şoka girdi. Eli kaç para diyor bu? Eli 7,5 lira olmasın bu. Yok abla diyorum, dedim valla 75 diyor ya, yanlış hesaplamıştır diyor, sorsak mı bakıyoruz falan, adisyonda yazmıyor ki fiyatı, çarpı atmışlar. Abla Allah aşkına gel, ay ben diyor şokkaya girdim, Elif diyor çok pahalıymış, dedim hiç sorma valla, bir daha dedim bir şey yapmayalım, gelmeyelim buraya. Ayda yılda bir çıkıyoruz ama ayda yılda bir çıkıyoruz diye niye kakalanın yani, sırf bardak farkına gidelim bir çay bahçesinde içerim. Valla böyle kazık yiye yiye bazen öğreniyorum. Bir daha da çok saçma geldim yani, gitmiyorum ama ayda yılda bir gitmişim canım diyemiyorum valla. Yani açıkçası bana saçma geliyor. Bakın ben Boğaz'a giden parayı da gerçekten acımam. Kendim için de yani, yanımda arkadaşım varsa arkadaşım için de acımam. Boşa giderse para acırım. Böyle yemeye içmeye Boğaz'a gittim mi acımam. Çünkü her gün her gün kendi adıma söyleyeyim, gidenler oluyor. Her zaman çıkanlar oluyor, ayrı bir dava. O da herkesin kendi yani. Kimse cebimizden yemiyor gidenler de ama ben enayi yerine konulduğumu hissediyorum. Şimdi ben gidip bir yerde bir çay bir kahve içtiğimde 100 lira dedikleri zaman bana basıyorlar yani. O yüzden böyle iyi araştırırım, iyi takiplerim. Hüseyin mesela girdiği zaman benim hep gözüm şeyi arar, böyle fiyat listesini ararım. Ya şeyi alırım mahsus. Hadi bakalım. Ne deriz ona, gelen o kitapça? Ne isteriz, menü mü deriz ona? Hani bakayım diye. Halbuki böyle fiyatları bir gözden süzerim şimdi. Daha yanındaki şeye bile bakmıyorum. Nerede ne var ya, böyle fiyatlara pahalı yer mi, uygun yer mi? Öyle düşünüyorum yani. Ona vereceğim parayı misal atıyorum. İşte şurada giderken çocuklarıma mısır alırım. Oradan giderken işte kestane alırız, yeriz. Veya şuraya gidip dondurma yeriz. Hani bir yerde harcamaktansa 2-3 yerde değerlendiririm. Hem içlerinde hevesleri kalmaz, çocukların da gönülleri olur, bizim de gönlümüz olur diye. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum. Hani bu hesapçılıktan değil ama. Param yoksa hiç çıkmam dışarı. Asla çıkmam. Bana derler böyle, Elif gel. Ya sen şeyim çarp mı yani almamız? Der mesela. Ama şimdi benim gidip orada ne bileyim belki bir şey göreceğim. Hevesim kalacak. Veya param yoksa. Yani girmem yani, ben bilmiyorum. Başkaları girer, fikir edinir, şey yapar. Ben girmem. Dışarı çıkmam. Param yoksa dururum evimde. Param varsa çıkarım, alacağımı alırım arkadaşlar. Bilmiyorum. Düz düşünüyorum belki ama. Çünkü genelde çıktığımda çocuklarımla çıkıyorum. Bazı çocukları yoku da anlatmak lazım. Ya bu çocuk bunlar yoktan anlamıyor dememek lazım. Bazen tepki verenler oluyor bana. Bazen kırmadan yazıyorsunuz. Ama arkadaşlar, varı da yoğu da öğretmek lazım. Çünkü biz bir nebze öyle yaşayan bir insanlarız. Bizim hani yaşam koşullarımız öyle. Bazen var, bazen yok. Varlık içinde büyüyen çocuklardan Allah korusun, bir gün yokluğu yaşasalar, Allah muhafaza,
Görüyoruz işte haberlerdeki insanlar, gerçek hayatlar değil mi yani haberlerde çıkanlar? Olan şeyler değil mi gerçek haberler? İntihar ediyorlar, bunalıma giriyorlar. Çocuğuma şunu alamadım diyorlar buna. Vardı bir adam işte. Çocuğuna bayramlık alamadı diye intihar etti adam. Koca adam gururunu yediremedi. Allah muhafaza. O yüzden ben çocuklarıma şimdi ne diyorum? Diyelim onlara ferhat verdi. Mesela 20 lira harçlık giderken. Yenge dedi, bunu dedi çocuklara yeğenlerime verirsin dedi. 10 lira 10 lira yarın dedi harçlık yaparlar. Ben şimdi onu söylemedim. Harcasınlar öyle söyleyeceğim Ferhat amcanız vermişti diye. Şimdi ben diyorum ki günlük 5 lira harçlığınız var. Yarın gene vereceğim. Sonra söyleyeceğim Ferhat amcamız para bırakmıştı ben böldüm. Şimdi ben o 20 lirayı versem o dakikasında yerler. Ben biliyorum cips alır bir şey alırlar. Dondurma alırlar yerler. Gene yiyecekler. Ama ben günlük 5 lira veriyorum. Bak şimdi Ercanlara sıkıldığında 1 lira 1,5 lira alıyorlar içine. İçecek alıyorlar bazen. İrem'e diyorum ki sen cips alırsan diyorum o bisküvi alsın mesela. Değişik değişik yiyin. Şimdi ne derseniz deyin vallahi arkadaşlar. Ben şu Türk kahvesini içtim mi? Neyse halim çıksın pahalım. Dışarı mı kapatsam içeri mi kapatsam? Dışarı kapatayım bu sefer. Bir de şimdi yüzük bırakırım ben buna. Bazen kendi kendime bakıyorum. Evet arkadaşlar. Fasulye inşallah pişmiştir. lahanayı doğrayacağım şimdi. Kararmamış mor. Lahananın içi. Milletin kafasına karpuz kabuğu sokmuyor seni. Geldin gene. Ya kapuska mı? Mi bu? Kapuska mı yiyeceğiz akşam? Evet, fasulyeyi de açmadım. Kuşbaşı et var mı içine? Et koyacaktım da çocuklar sevmiyor. Şey yapmam dedi. Kuşbaşı et koymayacaktım. Pirzol onları ayırıyorum. Bu böyle kemikli etim vardı da. Geçen şey yaptım ya. Kurban etinden plan mı yapmıştım? Kurban et duruyor mu hala? Duruyor biraz. Ben de cümleymişim. Dağıtmadın mı? Biz mi kestik şeyin? Şov yapma. Babam kesti ne fark eder? Baban kesti dağıtalım diye mi yolladın? Babamın parası benim param. Benim param zaten benim param. O, sanki bir de şey geldi, bir tane dama geldi gibi konuşuyor bu da. Ulan arka butlarını sana yolladılar. İyi. Neyse ne? İki tane arka butlarını... Dağıtsın, kessene madem bu kadar ihtiyacın yok Hüseyin. He? İhtiyacın yok, keseydin ya bir tane. Kesmiyorum daha. Ben deve keseceğim, deve. Kes inşallah. Kes de dağıt. Bu da söylemeyeceğim zannediyor. Benim ağzım yok. Konuşma. YouTube'dan parayı bul, iki tane deve keseceğim. Tamam, sen kendi parandan kes, benim paramdan olmaz. Ha benim param, senin paran, senin paran, senin paran ne? Sen deveye niyetleniyorsun. Ben deveye niyetlenmiyorum. Sen niyetlendiğini ben niye şey yapayım? Benim gücüm neye yetiyorsa onu yaparım. Tavuk keser misin? Ama kurbandan sayılmıyor yavrum. Açtırma ağzını. Bence. Biliyorsun bana kalsa ben neler keserim. Biliyorum canım. Bugün bursa anasını alıyorsun paranı. Sen bak çocuklara. Bak belki keserim o dediğini. Para geçtiğinde de kim bilir sonra nereden alacak? Kremini sür. Sür sür sür. Ben hadi süreyim. Kremini sürecek bir sürü. Sen sür. Enerjimi. Sürüyorum ben kremimi. Allah'ım yarabbim. Kahve içeceğim mi? İçeceğim dedim ya. Seni neden genetiğin bozuk ya? Sülaleden mi geliyor? He? Seni doktora getireceğim ben. Genetiğinle mi oynamışlar senin? Şu
YouTube müziklerini de ne telifli yapmışlar ben bilmiyorum ya. İnsan istediğini koyamıyor. Şurada açsaydım güzel böyle bangır bangır, kıpır kıpır iş yaparken. Yani. Vallahi bir gün kafama esecek. Zaten 8 tane telifim var. Nur topu gibi kanalımda. Kafam bir kızacak. Açacağım böyle karışık karışık gibi. Aslında yapayım ya. Bir videoda. Ne olacak? En fazla para kazanamayacağız herhalde. Ya da kapanır mı? Benim şansıma. Aslında yarın ben sana gene açarım. Diyorsun. Lahana zaten eriyecek arkadaşlar. Tabii eriyecek diye de kocaman kocaman doğramayalım gene. Bazı insanlar utanıyor. İşte utanmam. Hep bedava mı istiyorum? Dilencilik yapmıyorum. Parasından alıyorum. Beni Zeynep bir keresinde ne demiştim ya? Meyve al demiştim. Şimdi markete gidiyoruz ya. Kıyma. He? Kıyma. Kıyma değil be, meyveydi. O kıyma da ayrı. Aa, param elimde diyelim. 20 lira kaldı. Gidiyorum diyorum, bana verir misin 20 liralık kıyma? Veriyor. Hüseyin'e diyorum ki o gün de şey yapmayacağım. Ertesi günü mantı yapacağım. Buzluktan çözündürmeyeceğim için ertesi günü kıyma alacaktım. Ama o gün de yemeğe koymam lazım. Patlıcanlı bir yemek yapıyordum. Hüseyin dedim 20 liralık kıyma al. Almamış gitmiş 1 kilo kıyma. Aman ne kızım, ne aldın, ben sana demedim bu kadar. Utanıyor istemeye. Allah'ım yarabbim, o kadarlık kıyma mı alınırmış? Öyle para mı verilirmiş kasaba? Allah Allah, bedava mı alıyorsun? Bir kere de meyve al dedim buna. Allah! 100 lirayı geçik meyve. Geldi bu 2 poşetle mi, 3 poşetle mi? Ne bu? Kilo kilo almış. Utanıyor ağzı istemeye, yarım kilo demeye. Git markete. Ben 2 tane ondan alıyorum. Misal 3 tane ondan, 4 tane ondan, bir sürü çeşit oluyor. Hem uygun oluyor. Ha, yeter arkadaşlar. Salatası da çok güzel oluyor. Bunda salataları da kullanacağım. Havuç, salatalı şey, aman lahana. Böyle tuzla ovalayacağım, ovalayacağım lahanayı. İncecik doğrayıp. Soğan da koyuyorum ben, kuru soğan. Maydanoz. Limon çok güzel oluyor. Mor lahanayla beyaz lahanayı da karıştırıp severim. Ne? Söylemiyorum. Ben söyledim. İnce ince doğruyorsun, tuzlu ovalıyorsun, soğan koyuyorsun. Hayır. He. Domino's pizzanın yapmış olduğu orada yok mu ya? Bir salata var. Bunu ince ince doğruyorlar uzun uzun. Evet. Üzerine ketçap, mayonez karıştırıyorlar. Soslu salata oluyor. Vay. Herkes kapış kapış alıyor onu. Ketçap. Evet, ketçap, mayonez. Denirip tattırırız sana. Yapayım da gör. Bakarız. Yap da bir giyelim. Tabii ben yap. Zikini'den aldım. Kurutulmuş biber hafif acı. Evet arkadaşlar, fasulyelerim pişmiş. Şimdi Hüseyin yağ almayı unutmuş. Zekiye'den salata yaparken zeytinyağı getirmişti. Evet, bugün yemekler yağsız. Bugün yemekler yağsız. Şöyle az bir şey soğanlara, fasulyeye de tuz koymuştum. Çünkü lahananın çokluğuna göre tuz koymayın arkadaşlar. Hani bence yemeğin başında. Pişerken azalacak çünkü çok görüp çok tuz koyabilirsiniz. Bu sefer tuzlu olabilir. Fasulyeyi lahanalar biraz hafif basıldıktan sonra koyacağım. Beraber koyarsam karıştırırken dağılabilir. Pişme oranı çünkü biraz fazla fasulyenin, o yüzden dikkat edeceğim. Bunu buradan pul ver arkadaşlar, az bir şey. Şimdi biber ne kadar acılık katacak emin değilim. Çocuklar da yiyecek. Şimdi şöyle rengini versin. Rengini verirken aromasını da veriyor. Şimdi biberleri. Ay çok güzel kokuyor ya. Tarçini bir kendiliğinden. Şu
Şöyle birkaç tane atacağım arkadaşlar. Biber yağı. Ben şu kuru domatesi de koyayım bari. Şöyle 3-4 tane attım. Şöyle tabaklara yani birer tane düşsün diye porsiyonu koyuyorum. Ya bakın şu kadar bir şey. Bir tatlı kaşığı. Yemek kaşığı değil, bir tatlı kaşığı. Hem çocuklar da bu şekilde alışıyor arkadaşlar. Acı yemeye. Acı iyidir. Aşırıya kaçmadığımız sürece de ben domates salçası koyuyorum. Çok aşırı rengi de şey yapmasın. Yemeğin salçalısı makbuldür arkadaşlar. Sen konuşma. Öyle değil o. Bu aşamada kimyon toplaşmasın diye şöyle çay kaşığının ucunda kimyon. Karabiber her yemeğe girer illaki bende. O da çay kaşığının ucuna. Şimdi burada biraz sulandırıyorum. Lahanayı koyacağım için erirken soğanlar da salça da yanmasın diye. Mis gibi koktu. Ocağım orta ateşte arkadaşlar. Ne harlı ne kısıkta. Mesela kuru fasulye yaptım ilk önce. Kuru fasulye içine koyacağım isteğin. Ha bunu içine bulamayan var bak. Bulamayan var. Neyi bulamayan var? Yemeği. Sıcak bir çorbayı. Bizim aşağıda lokantada yemek var. Şükredelim her halimizi. Ha? Lokantada var yemek. Parasız vermiyorlar Hüseyin. Ben gider yerim. Parasınla. Sen de yumurta kır. Onu yaparsan boğazında kalsın. Hiç sevmem dışarıda yiyen adamları. Ben bayılıyorum dışarıda yemeğe. Öyle bir şey yok. Rosto mosto olunca iyi oluyor. Alacaksın kazancını çocuklarından yiyeceksin. Çocuğun boğazından geçmeyecek senin mi geçecek? Dur. Elim şimdi çalışsın, bunlar elim. Öldü. Elim çalışsın. Çenem değil. Öldüler. Gömelim onları. Hüseyin sen git. Nereye gideyim? Ölüyorum açlıktan nereye gideyim? Kuru fasulyelerimizi de ekledik arkadaşlar. Şimdi kettle'da su ısıtacağım. Ben geleli bir saat oldu hala kahvemi içeceğim. Bugün pazar. Evet bugün pazar. Şimdi içersin. O alttaki de ben bugün kakao yapıyordum kendime kahve diye. Bir de diyorum ki Dibek kahvesi bu. Paketi benziyor ama. Oh arkadaşlar. Mis mis. Nasıl ısın ha? He? Zorla güzel ettiriyorsun yani bana. Aşk olsun Hüseyin. Ben zerzevat sevmiyorum ya. He? Zerzevat sevmiyorum. Ben sevmiyorum. O ne ya zerzevat? Zerzevat, merzevat. Bana pilav, nohut, kuru. Bu ne kuru? Şey var şimdi lahana var. Zerzevat değil o sebze. Ay 50 yaşından sonra bana Türk sebze bu. Zerzevat değil. Kahvemi yap. Aşkım. Ay. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Anam kılıklı. Hatırlıyor musun? Ne zaman yemek yesek. Hüseyin nasıl olmuş? Hasan. Ya bu da ya. Evet kahvemi de yaptı. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Doyuramadım. Çorafanlar, doyuramadım. Evet, bu da gelmiş. Evet, kolay gelsin. Mersi. Bunu. Bu ne? Almış mı? Kalkış beni getirdi. He. He, orada gelmiş. Kamera açık. Kapatsana.
Arkadaşlar kapıskamı yaptım. Hüseyin baba. Kuru biber koydum. Biraz acılı olmuş arkadaşlar. Biber sandığımdan fazla acısını vermiş. Şimdi ben bakacağım. Güzelse güzel bir yapmıştı. Ama sanki çok dürüst olacaksın. Gerçekten dürüst olsa yeme sen de tadı nasıl? Ben ekmeği yedim yavrum. Aa, bandın ekmeği ama suyuna. Suyu güzel zaten canım. Onu da ben yaptım. Tamam fasulyesi. Deneyin derim arkadaşlar kuru fasulyeli. Adı üstüne. Arkadaşlar bakar mısınız? Develere. Develere bakın maşallah. Böyle takılırım kahve fallarına bir de. Şey de var burada. Nota ve mahmuz muydu? Mahmuz mu deniyordu üstüne? Kovboyun ayaklarını giydikleri. He? Aileden bir kişinin mahmuz değil mi? Tehlikeli ve iyi gidişatta bir yol olmayacağına delalet eder. Aile içinde. Deminden beri düşünüyorum. Notada ufak gelirlere delalet eder. Bir de anten çıkmıştı değil mi Hüseyin? Anten. Kendine çok haksızlık ediyorsun evlat. Durmadan suçlusu benim. Evet şimdi takılacağız, kalacağız. Her şeyin sorumlusu benim oğlum. Kaan'ın benimle gelmesine izin vermemiş. Hüseyin'in de falı güzel çıktı. Gece gece de fallandık. Şimdi düşünüyoruz şimdi gibi. Neyi, nereden, kimden, kimin ailesinden? Miras kalıyor. Dedemden. Mirası da çıkardık ortaya. Şimdi senin ailenden mi, benim ailemden mi diye. Neyse. Benden kalacak bir şey yok bizim de. Babam sana, anam sana. İnsanın en akıllısı bile. Yani. Bizim miraslar duruyor. Önünü sonunu düşünelim. Eksisini, artısını. Yavaş mı? Yardımcım. Belli olmaz bu işler. Belki burası satılırsa geçersin bir yere. Ne satılacak ya? Ben alalım mı? Burası. Biz vazgeçtik, satmıyoruz. Satışta değil mi burası? Satışta. Çok istiyoruz. Müşteri varsa buyurun gelin size satalım. Ev turu da istemişler bu arada. Yorumlara da bakıyorum. 1 milyon 700'e veriyoruz. Kaça? Pazarlık payı var. 1.700. Duyurulur. Duyurulur. Şu önümüzdeki taraflara gelen yıkım üzere gelseydi. Balat, Fatih'te. Merdivenli şey, yokuş evlerinde. Konumu hep atıyor zaten. Yani. Yani geliyorlardı aslında buraya Kur'an kursu şey yapmak için de değil mi Hüseyin? Ama aldığım duyuma göre sıra bizim buraya gelmiş. Değil mi yakınlar? Ay inşallah. Baygınlığına bakın. Gündüz o kadar yoruluyor ki. İrem de içeride bayıldı. Biz de ayılan bayılanlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Allah Türkiye yar olsun. Allah'a emanet olun. Alba İbrahim Kopuz.